أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hucurat suresi 1 ve 2. sayfalarda beraberiz. Bi ile demek ardındaki ismin son harekesini i ile yapıyor. Normalde burası ismu olacakken şurası bi'den dolayı bir ismiye dönüşmüş. Zamanla da bismi şeklinde söylenir hale gelmiş. Bismillahi Allah'ın ismiyle, Errahmani Rahman, Errahimi Rahim, Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Ye eyyühe ikisi beraber bir sesleniş ifadesi. Ey anlamında ellezine en emenu iman ettiler demek tek başına. Ellezine emenu olunca iman edenler. La tukaddimu geçmeyin beyne yedey önüne anlamında beyne yedeyillahi Allah ve Resulihi ve onun Resulünün önüne geçmeyin vettekullah Allah'tan sakının ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. İnne şüphesiz ardındaki ismin son harekesini şekilde eyle yapıyor. İnnallâhe şüphesiz Allah semî'un işiten, alim, bilendir. Bazı meallerde her şeyi işiten, her şeyi bilen, bazılarında hakkıyla işiten, hakkıyla bilen şeklinde görmek mümkündür. Ye eyyühellezine yine bir sesleniş ifadesi. Ey iman edenler le terfe'u bu le bir şeyi nehyetmek, olumsuz emir vermek için kullanılıyor. Buradaki kullanımıyla. La terfa'u yükseltmeyin esfâtekum sesinizi fevka üzerinde savtin nebi peygamberin sesinin üzerinde sesinizi yükseltmeyin. Burada savt bir ses, esfâte sesler şeklinde. Ve la techeru yüksek sesle seslenmeyin ya da bağırmayın. Lehu ona bil kavli yüksek sesle bir söz söylemeyin. Ke gibi cehri, bu ke ardındaki ismin son hareketi şekilde iyi yapıyor. Ke cehri ba'dukum li ba'din. Bu ba'dukum li ba'din ifadesi birbiriniz anlamında. Birbirinizi bağırıp çağırdığınız gibi, birbirinize yüksek sesle seslendiğiniz gibi ona sözde yüksek sesle hitap etmeyin. Ona bağırmayın. En diye tehbete. Bu en ardındaki fiilin son harekesini değiştiriyor. Normalde burası tehbetu olacakken enden dolayı tehbeta şeklinde olmuş. Diye en tehbeta e'malukum amelleriniz boşa gider diye ve entum buradaki ve en anlamı madan meden gibi ve entum siz entum la teş'urun siz fark etmeden bunun şuurunda olmadan amelleriniz boşa gider. Burayı toparlayacak olduğumuzda ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinizden üstüne çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona sözü yüksek sesle söylemeyin. Yoksa farkında bile olmadan amelleriniz boşa gider. İnne şüphesiz ellezine en yaguddune yaguddune kısmak anlamında. Onlar kısıyorlar. Ellezine yaguddune kısanlar. Asvâtehum seslerini kısanlar. İnde katında demek. İnde Resulillahi Allah'ın Resulünün yanında katında seslerini kısanlar. Uleyke onlar ellezine en burada aynı zamanda dığı anlamında kullanılıyor. İmtihanallahu Allah'ın kalplerini kulubehum kalplerini littakva takva için sınadığı, imtihan ettiği kimselerdir. Burada mesela li'den sonra normalde gelen isim i'li olmalı. Ancak şu şekilde yeli biten ya da vavlu elifli biten isimlerde bu kural işlemiyor diyebiliriz. Lehum onlar için aynı zamanda var anlamı da vardır. Onlar için vardır. Mağfiretun bir bağışlanma ve ecrun ve bir ödül, bir mükafat, azim, büyük bir ödül, bir mükafat vardır.
Burada ecrun azimun derken bir sıfat tamlaması var. Arapçada sıfatlar isimden sonra da geliyor ve ismin harekesini, son harekesini arıyor. Burada bakın ecrun, burası da azimun şeklinde oluyor. İnne, yine şüphesiz ellezine, anen, yünedune, yünedune tek başına sesleniyorlar anlamında. Yünedune sana seslenenler, min verai, vera ardından, min verail hucurati, hucurat odalar anlamında. Odaların ardından sana seslenenlerin ekseruhun çoğunluğu le yaqilun akıl erdirmiyorlar. Akıl erdiren kimseler değiller. Velev bu velev anlamsal olarak saydı sevdi anlamında. Ennehum onlar şeklinde. Burada enneyi bir vurgu ifadesi olarak alabiliriz. Genelde enne dığını, dini gibi o anlamda kullanılıyor. Velev ennehum onlar gerçekten saberu sabretseler idi. Hatta anlam olarak e kadar demek. Ardındaki fiilin son harekesini bu da eyli yapıyor. Normalde tehrucu olacakken hatta'dan dolayı hatta tehruce şekli olmuş. Hatta tehruce ileyhim. Sen onlara çıkıncaya kadar. İleyhim. İle a'e şu normalde hum ama ile'den dolayı hime dönüşmüş. Onlar anlamında. İleyhim onlara çıkıncaya kadar, kendilerine varıncaya kadar sabırlı olsalardı. Levin karşısı le ile kullanılıyor genelde. Lekâne kâne dedi. Levin karşısında olduğu için olurdu şeklinde. Lekâne hayran lehum onlar için hayırlı olurdu ya da en hayırlı olurdu. Bu le ile elbette şeklinde bir vurgu ifadesini söyleyebiliriz. Buradaki lehum onlar için demek. Bunun içerisinde var anlamı yok. Vallahu Allah gafurun gafur yani çok bağışlayan rahim çok merhamet edendir. Ya eyyühellezine amenu yine ey ima edenler bir seslenmiş bir nida. İn sase ce geldi anlamında şu bi ile beraber kullanılacak getirmek anlamında. Tabi ile gelmek anlamında da kullanılabilir. İn ce'ekum size gelirse fasıkın bir fasık, bir günahkar, bir yalancı, bir nebe'in bir haber ile gelirse ya da bir haber getirirse fe bu inin devamı fe ile devam ediyor. Fetebeyyenu araştırın, iyice araştırın en diye anlamında tusibu bir isabet edersiniz, sataşırsınız. Kavmen bir kavme bir cehaletin, bir ile cehaletin cahillik ile yani bilmeyerek bir kavme zararınız dokunur ve bunun ardından da tusbihu olursunuz ale üzerine me fealtum yaptığınız şey üzerine nadimin pişman olursunuz. Burada fealtum tek başına siz yaptınız demek. Me fealtum yaptığınız şey anlamında. Ve'lemu siz bilin enne dığını bilin şeklinde fi dade kum sizde sizin aranızda Resulullah Allah'ın Resulü olduğunu bilin. Burada Resulullah oluşum sebebi şuradaki enne. Enne Resulullah. Yani Allah'ın Resulü'nün sizin aranızda olduğunu bilin. Lev yine saydığı seydanlarında lev yuti'ukum o size itaat etse fi dade ya da hakkında konusunda ardındaki ismin son harekesi şekilde iyiliği yapıyor. Normalde kesirin bu eğer önünde el olsa el kesiri şeklinde olur. Fi kesirim min yine ardındaki ismin son harekesi iyiliği yapıyor. Minel emri burada bakınız iyiliği ama burada inli bitiyor. Burada elden dolayı. Mesela bu el olmasa bu da min emrin şeklinde olur. Minel emri. Yani işlerin birçoğu hakkında size itaat etse le yine levin devamı le anittum sıkıntıya düşerdiniz.
Velakin Allah'a ancak. Bu velakinle ifadesi ardındaki ismin son harfini şu şekilde eyle yapıyor. Ancak Allah habbebe sevdirdi. İleykum size. Normalde kum ancak devamında el olduğundan kumu gibi okunuyoruz. İleykum el imane şeklinde olacakken okunurken ileykumul diye okunuyor. İleykumul imane imanı size sevdirdi. Ve zeyyenehu onu süsledi, süslü gösterdi. Bu onu yani imanı fi dabe gulubikum kalplerinde süslü gösterdi. Burada yine fi'den dolayı şurası gulubi şeklinde. Ve kerrahe çirkin gösterdi. İleykum size el kufra küfrü vel fusuka fıskı vel isyan ve isyanı size kötü gösterdi. Çirkin gösterdi. Ulaike onlar hum yine onlar demek. Bunu işte onlar şeklinde vurgulu bir şekilde söylemek mümkün. Er-Raşidun doğru yolda olan kimselerdir. Fadlen bir lütuf, bir ihsan minallahi Allah'tan bir lütuf ve nimet ve bir nimet olarak onlar doğru yolda olanlardır şeklinde şöyle birleştirmek mümkün. Vallahu Allah alimun bilen, hakim, hikmetli olandır. Ya da alim derken her şeyi hakkıyla bilen, hakim, her şeyi hikmetli olandır. Ve in yine sase, taifetani iki tayfa, iki tayfe minel müminine min danden, ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor. Ancak bu tip isimlerde sondan bir önceki hareke değişiyor. Yani mu'minune demek yerine el mu'minine şurası vav uzatması yerine ye uzatması şeklinde oluyor. Minel mu'minine müminlerden iki tayfa iktetelu birbirleriyle savaşırlarsa fe yine inin devamı fe ile aslihu ıslah edin, barıştırın beynehume onların aralarını ıslah edin, düzeltin. Fe artık ya bundan sonra in yine sase bagat ifadesi zulmederse, aşırıya kaçarsa ihdâhume onlardan biri alel ukra ale üzerine ukra diğeri diğer üzerine haksızca zulmederse ötekine haksız yere saldırırsa fe yine inin devamı fe gâtilû savaşın gâtilûlleti tebaqî bu saldıran o zulmeden elleti an tebaqî ise zulmeden yani şurada geçmiş zaman şeklinde burada geniş zaman şeklinde tebaqî o zulmeden ne karşı savaşın hatta e kadar demek ardındaki fiilin son hareketini ulu yapın. Normalde burası tefi u olacakken hatta adım dolayı tefi e olmuş. Dönünceye kadar ile a e emrillah ile ardındaki ismin son hareketin şekli ile yapın. İle emrillah Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran gruba karşı savaşın. Fe bunun ardından in sase yine fe et dönerse. Bakınız bu da geniş zamanda şekilde tefi e. Tefi'u, tabi hatta'dan dolayı tefi'ye dönüşmüş. Geçmiş zamanında bu şekilde fe'et şeklinde. İn fe'et döner ise fe yine inin devamı fe ile fe aslihu düzeltin beynehume onların arasını bil adl adalet ile düzeltin. Yine bi'den dolayı şurası bil adli şeklinde olmuş. Ve ekasitu ve adaletli olun. İnne şüphesiz innallâhe şu şekilde inne ardındaki ismin son harfini eli yapıyor. Yuhibbul muksatin. Allah adil olanları sever. İnneme ancak anlamında innemel mu'minûne. Müminler ancak ehvetun kardeştir. Fe öyleyse anlamında. Fe'nin birçok anlamı olduğunu biliyoruz. Aslihu düzeltin. Beyne ehaveykum kardeşlerinizin arasını düzeltin
Vettekullâhe, Allah'tan sakının, ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Lealle, umulur ki, kum, siz, turhamun, umulur ki merhamet olunursunuz. Ye eyyühellezine amenu, yine bir seslenmiş, bir nida var. La yeskar, dalga geçmesin, kavmun, bir kavim, min kavmin, başka bir kavimle dalga geçmesin. Ase, umulur ki en ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde yekunu ne olacakken sondaki neye düşmüş. Hayran, daha hayırlı, minhum, onlardan, ve la nisaun, ve bayanlardan, min nisain, bayanlarla dalga geçmesin. Ase, en yekunne, burada en bayanların fiil çekiminde burayı değiştirmemiş. Bakınız, şurada normalde yekunu ne olacakken yekunuya dönüşmüş endadır, ama en burayı değiştirmiyor. En yekunne, bayanlar, yani o bayanlar olur diye, bu yani olmak fiilinin içerisinde bayan ifadesini nereden anlıyoruz? Şu yekunne şeklinde olmasından. Hayran minhunne, onlardan daha, yani o bayanlar, o alay edilen bayanlar, alay edenlerden daha hayırlı olur, olabilir. Buradaki, bakınız, minhunne, onlar, şuradaki hunne onlar anlamında, hum da onlar anlamında şurada. Ancak burada erkekler, burada bayanlardan bahsediyor. Ve la telmizu, ayıplamayın, enfusekum, nefislerinizi, kendi nefislerinizi ayıplamayın. Ve la tenabezu, çağırmayın, bi ile, bil elgab, birbirinizi lakaplar ile çağırmayın. Bi ise ne kötü anlamında, bi isel ismi, ne kötü bir, bi'sel ism, yani ne kadar kötü bir şey. Şu isim kötü demek. Bu bi'se ne anlamı katıyor yani. Bi'sel ismi. Ne kadar kötü. El fusuku, fusuk, yani fasıklık. Ne kötüdür. Ba'del iman, imandan sonra. Ba'de sonra. Ba'del iman, imandan sonra. Fasıklık ne kötüdür. Ve mellem, menin anlamı en kimse. Lem madımedi demek. Lem yetup oldu mesela, tövbe etmedi anlamında, ama ve mellem yetup, tövbe etmeyen kimse, fe işte onlar, yani benim devamında fe ule iki, onlar humu zalimun, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Buradaki ifadede artık hiç kimse tövbe, artık kim tövbe etmezse onlar zalimlerin ta kendileridir şeklinde çevrilebilir. Rabbim yapmış olduğumuz hataları affetsin. Sadakallah lazım.